Hadi gidelim bakalım. Sevgili Furkan, selamlar. Bakın şimdi, yani Deniz, değerli çok teşekkür izleyenler, ederim. Bakın Selamlar, yani iyi iş yayınlar. arkadaşım diye söylemiyorum da yani şu jantiliği, ya bir gözlükleri de böyle almışsın, cebine takmışsın Furkan. Yani Orta Doğu ve Balkanların en muhteşem muhabiri olarak Gaziantep'ten, Doğu'nun Paris'inden bizlere neler aktaracaksın, söz sende. Deniz, çok teşekkür ederim. Çok naziksin öncelikle. Biraz utandım bunu söyleyerek bağlantıma başlamak istiyorum. Gaziantep'te öncelikle gerçekten muhteşem bir hava var. Hava sıcaklığı yaklaşık 30 derece civarında ve bu haftanın 8. haftanın önemli karşılaşmalarından birisine de Gaziantep şehri ev sahipliği yapacak. Saat 19'da 8. hafta karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü ve Beşiktaş karşı karşı gelecek. Ben notlarımı aktarmaya ilk olarak Beşiktaş'la başlayayım. Beşiktaş adına tabii ki milli ara öncesinde son viraj, özellikle son haftalarda hem Avrupa'da hem de ligde arka arkaya oynanan karşılaşmalarla beraber biraz takımda da fiziksel anlamda bir yıpranma olduğunu gözlemleyebilmiştik. Bu akşamki mücadeleyi kazanarak siyah beyazlar kendisini milli araya da moralle atmayı tabii ki de hedefliyor. Hafta içerisinde Frankfurt karşısından 3-1'lik mağlubiyet, özellikle iyi oyuna rağmen alınan mağlubiyet tabii ki moralleri bozdu. Fakat buna rağmen Frankfurt karşısında maç boyunca ortaya konulan iyi performansın takım içerisinde ve yönetim içerisinde ilerleyen süreç içinde bazı olumlu umut ışığı olduğunu da söylemek lazım. Bu anlamda bugünkü maçı kazanıp Beşiktaş kendisini milli araya da moralle atmayı hedefliyor. Dün kafile akşam saatlerinde Gaziantep'e gelmişti. Beşiktaş'ta eksikler var. Ersin ki Frankfurt maçının ardından çok fazla eleştirilmişti. Bir sakatlık yaşamıştı Frankfurt mücadelesinde. Sakatlığından dolayı bu akşam Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında Ersin Destanoğlu forma giyemeyecek. Ek olarak Necip'in sakatlığı devam ediyor. Musrati ise adresinde yaşadığı bir problem vardı. Son 3 karşılaşmada forma giyememişti El Musrati. Yine sakatlığını atlattı. Dün son çalışmada yer aldı takımla beraber ama tedbir amaçlı henüz %100 hazır olmadığı için kamp kadrosuna alınmadı ve bu akşam o da Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı forma giyemeyecek. Alex Oxlade-Chamberlain ise teknik heyetin kararı doğrultusunda maç kadrosunda alınmayan bir diğer isim oldu Beşiktaş'ta. Peki nasıl bir kadro bekliyoruz? Giovanni van Bronckhorst'un bu akşam Gaziantep Futbol Kulübü karşısında sahaya sürmesini beklediğimiz muhtemel 11 ise şu şekilde olacak. Kalede Mert Günok'un forma giymesini bekliyoruz ki bir sakatlık yaşamıştı ve Frankfurt karşısında Mert forma giyememişti ama onun da bu akşam tekrardan kadroya dönmesini, formasına kavuşmasını bekliyoruz. Dörtlü savunmanın ise sağ tarafında Jonas Svensson, sol tarafında Artur Masuaku stoper ikilisinde Gabriel Paulista ile beraber Felix Yutokay ikilisini görmeyi bekliyoruz Beşiktaş'ta. Önlerinde El Musrati'nin maç kadrosunda olmadığından bahsetmiştim ki Musrati'nin olmadığı süreçte de Giovanni van Bronckhorst Şerendur isminden çok iyi verim aldığını gördük en azından bu karşılaşmaya kadar. Bu akşam da yine ilk 11'de Endur'a şans vermesini bekliyoruz van Bronckhorst'un. Partneri Jetson Fernandez olacak. Hücumda bu akşam Beşiktaş'ta sağ önde Rashica, solda Semih Kılıç Soy'un 11'e dönmesini bekliyoruz Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla beraber. Merkezde Rafa Silva'yı göreceğiz. En uçta ise bu akşam yine Beşiktaş'ın gol ayağı, gol umudunun Ciro Immobile olmasını bekliyoruz. 16 puanı var Beşiktaş'ın Deniz. Süper Lig'de geride kalan haftalarda oynadığı 6 karşılaşmada 16 puan topladı siyah beyazlar ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bir maçının da eksik olduğunu aktaralım. Bu akşamki karşılaşmayı kazanarak ligdeki bu kayıpsız ilerleyişini sürdürmeyi hedefliyor Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri geçelim ev sahibi ekibe. İşler çok da iyi gitmiyor Gaziantep Futbol Kulübü için. 6 haftada oynadıkları 6 maçta 4 puan toplayabildiler ki tek galibiyetlerinde ligin açılış haftasında Bodrum deplasmanında aldığını hatırlatalım. 5 maçlık bir galibiyet hasreti var Gaziantep Futbol Kulübü'nün. Onlar da bu akşam Beşiktaş'ı mağlup ederek bu galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyorlar. Tek eksiği var Gaziantep Futbol Kulübü'nde, birçok sakat. Onların da hemen hızlı bir şekilde muhtemel 11'ini paylaşayım ben. Kalede Diudis'in görev almasını bekliyoruz. Dörtlü savunmanın sağında Ömürcan, solunda Saboret stoper ikilisinde Arda ile beraber Viana ikilisini görmeye bekliyoruz. Orta sahada dörtlü bir diziliş. Sağda Sorescu, solda Mustafa Eskellaç, merkezde Endia ile beraber Furkan Soyal. En uçta ise bu akşam Maxim ve Okereke 11 ile Gaziantep Futbol Kulübü'nün de maça başlamasını bekliyoruz. Mücadele
mücadele saat 19'da başlayacak. Kritik randevuda ise ligimizin genç ve yeni hakemlerinden birisi olan Muhammed Ali Metoğlu görev alacak diyelim. Gün boyu buradan Gaziantep'ten Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçı için tüm detayları, tüm yansıyanları bu ekranlarda paylaşmaya devam edeceğimizi ifade edip sözü tekrardan size bırakalım Deniz. Furkan, şunu da sormak istiyorum. Tüm detayları, tüm bilgileri verdin ama soru işareti de var tabii Beşiktaşlıların kafasında. Semih Kılıçsoy. Semih'le ilgili bir haber vermek ister misin? Bir yorum yapmak ister misin? Tabii ki. Son olarak Semih Ağustos ayındaki iç sahada oynanan Lugano karşılaşmasına ilk 11'de başlamıştı. Özellikle Frankfurt maçının öncesindeki basın toplantısının da ana konularından birisi Semih'ti ve Giovanni van Bronckhorst'a Semih sorusu yöneltildiğinde Hollandalı çalıştırıcı şu yanıtı vermişti. Semih niye oynamadığını biliyor. Benim için de önemli olan bu demişti. En azından bizim edindiğimiz bilgiler Semih Kılıçsoy konusunda Deniz. Birazcık daha oyuncunun koşu mesafeleri konusunda bir Giovanni van Bronckhorst'un beklentilerinin altında kaldığı yönünde. Bu anlamda Semih'in de özellikle Frankfurt maçından sonra belki çok fazla süre olmadı ama son haftalarda antrenmanlardaki performansının biraz daha Giovanni van Bronckhorst'un beklentilerinin beklediği noktaya geldiği yönünde, biraz daha koşu mesafelerini antrenmanlarda arttırdığı yönünde biz açıkçası bu anlamda gelen bilgiler de bu akşamki Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasına Semih'in 11'de başlamasını bekliyoruz. Çok tabii merak edilen konulardan birisi son 5 maçta Semih ilk 11'de başlamadı. Lugano maçından sonraki süreçte hep oyuna sonradan girdi. Tercih bu şekilde oldu Giovanni van Bronckhorst'un ama bu akşamki Gaziantep maçıyla beraber, Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasıyla beraber biz Semih'in tekrardan 11'e dönmesini bekliyoruz Deniz.